Efendim, Aslı Bilim, o da 33 yaşında genç bir kadın. Daha anne karnındayken ayrı düştü. Babası Kenan Direkçi'yi aramak için stüdyomuzda. Aslı'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Ve 30 yaşında Zekiye Yıldırım, 2 yıl önce İzmir Buca'dan 4 yaşındaki oğlu Ali Eymen'le kayboldu. Kız kardeşi Ayşe ablasının hayatından endişe ettiği için aramızda. Evet. Önce Aslı'nın bir bandını izleyelim. İnşallah ondan haber gelir. Sonra Zekiye'den de haber gelirse, bak ne güzel kandil günü ilk gün, böyle güzel güzel buluşturalım inşallah. Bundan 33 yıl evvel Mersin'de dünyaya geldi Aslı Bilim. Onu Müge Anlı'ya getiren, annesiyle Yeşilçam filmlerini aratmayan bir aşk hikayesi yaşayan fakat kendisinin hiç görmediği babasını bulma arzusuydu. Hiç görmediğim babamı arıyorum. İsmi Kenan Direkçi. Annemin anlattığına göre babaannemin ismi Birgül, dedemin ismi Nedim, amcalarımın ismi Veysel, Turan, Hakan, bir de Funda diye halam varmış. Annem Melihat Güvercin, Tarsus Mersin'de yaşıyor. Babam aslen Mardinli, doğum yeri yani babamın Diyarbakır'mış. Orada yaşıyorlarmış ailesiyle. Tarsus'a misafirliğe gitmiş. Annemle 37 sene önce tanışmışlar. O dönem işte annem orada dolanırken babam görüyor onu. Laf atıyor anneme. Konuşuyorlar, ediyorlar. Aşık oluyorlar birbirlerine. Ondan sonra bir birliktelik oluyor. Ev tutuyorlar. Sonra imam nikahıyla evleniyorlar. Bu birliktelikte abimle ben dünyaya geliyorum. Sonra işte annemi Diyarbakır'a götürüyor bir kereliğine. Annem orada onun evli olduğunu öğreniyor. Sonra geri geliyorlar Tarsus'a. Annemle bir kavga ediyorlar. Sonra babam geri gidiyor. Ben annemin karnındaymışım bırakıp gittiğinde. Aslı Bilim'in edindiği bilgiye göre babası aslında birkaç yıl sonra onları görmek için gelmişti. Görüşmedeki engelse Melahat Hanım'ın ailesiydi. Annemle babam ayrılıyor. Sonra annem işte bu anneannemin yanına taşınıyor. Evi kapatıyor. Sonra bayağı bir aradan zaman geçiyor. Hani ben 3-4 yaşındayım. Abim de 6-7 yaşında. Babam bizi bir kere görmeye gelmiş. Biz o ara İstanbul'a gitmiştik anneannemizle. Teyzelerim burada yok. Onlar artık uzağa gitti. Yani peşini bırak. Dayıları sana çok kötü şeyler yapar. Bir daha da arayıp sorma demiş. Evli olduğu için hepsi kızgınmış dayılarımın. Aslında babam bizi görmeye gelmiş ama bizim hakkımızda bir bilgi vermemişler. Ne bir fotoğraf karesi ne de aşina bir ses. Aslı Bilim için tanıyamadığı babası hem ruhunda hem de hayallerinde bir boşluktu. Tek isteği artık şefkatine ihtiyaç duyduğu babasına kavuşabilmekti. Bizim hayatımızda hiçbir baba figürü olmadı. Evlendim olmadı, çocukluğumda olmadı. Ben de artık birini baba diye kaydetmek istiyorum telefonuma. Babası olanlara bakıyorum şöyle. Yani arkalarında her şeylerine koşuyor, ediyor ama bizim öyle bir şeyimiz yok. Düştüğümüzde yani kafamız bozulduğunda bir baba şeyimiz yok yani. Şefkatimiz yok. O yüzden bayağı bir boşluğumuz var abimle bizim. Artık hani bir arkamda bir babam olsun. Maddi olarak hiçbir talebim yok. Üstüne de bizi almasın. Sadece görmek istiyorum. Hayallerime bile yani girmiyor. Yüzü yok yani. Ben babamın ne yüzünü gördüm, ne bir fotoğrafı var. Hani sesi bile ne yok kulağımda. Bu annemin gençlik fotoğrafı. Belki bunu görür, oradan tanır diye gösteriyorum. Babamın hiç fotoğrafı yok elimizde. Burayı arar diye umuyorum. Eğer hayattaysan hani bir kere bile olsa seni görmek istiyoruz. Niye bizi bırakıp gittin? Niye hiç aramadın? Ya da aramak istedin de engel mi oldular? Hani buraya gel, bize söyle doğruları, senden duyalım. Müge Anlı'da bayağı bir kavuşma oldu. O da beni bir tetikledi. Neden olmasın, ben de çıkayım, ben de bulayım. O yüzden buraya geldim. Müge Hanım, çok insanı kavuşturdunuz. İnşallah bizi de kavuşturursunuz. Size güvenerek geldik. İnşallah. Yani anne ve babası yaklaşık 40 yıl önce tanışıyorlar. İşte hani kurallardan bahsediyorum. Belki bu kadar böyle kuralcı ve didaktik de görünmek istemiyorum. Ama nedeni şu. İşte bakın, baba anneye laf atıyor. Anne aa diyor, aşık oluyorlar. Tamam hadi biz şimdi evlenelim. Gidiyor musunuz resmi hikaye? Yok, kendi kendimize evcilik oyunu bunun adı. Sonra Kerem doğuyor, abisi doğuyor. Orada da bir problem yok. Sonra annesi Aslı'ya hamile kalıyor. Dur seni kendi memleketime Diyarbakır'a götüreyim dediğinde bir gidiyor bakıyor ki sürpriz. Adam evli. Çocukları var. Bunu kabul etmeyip annesinin yanına döndükten sonra da her şey bitiyor. Benim işte az önceki kıza söylemek istediğim de oydu kızımıza. Yani normalde geldiği zaman gel isteme olsun tanışalım ailelerimize bakalım falan olsaydı bu olaylar yaşanacak mıydı? Aslı bu gözyaşını dökecek miydi?
En azından babasının nüfusuna kayıtlı, ne yaşıyorsa babası, yani o nüfusa kayıtlı olarak yaşadı. Bu senin için büyük bir eksiklik anladığım kadarıyla. Aslında 33 yaşında hala gözyaşı döküyorsun. Aslında çıkarken hiç ağlamayacaktım. Güleç bir insanım ama. Çok insani bir duygu. Yani görmek istedim, bilmiyorum. Siz de bayağı kişiyi kavuşturdunuz. Evet, şimdi Aslı ile Kerem'in babası Kenan Direkçe. Aslen Mardin Nusaybinli. Evet. Bir dönem Diyarbakır'da yaşamış. Baba Kenan'ın annesinin adının Birgül olduğunu biliyorsun. Evet. Yani dedenin adı da Nedim'miş. Kardeşleri evet. de var. Hasan, Veysel, Turan ve Funda. Oo, senin o zaman 3 tane amcan, bir tane de alan da var, öyle mi? Evet. Bunları nereden biliyorsun? Annem söylemişti. Annem söylemişti. Annen şimdi hayatta mı? Evet, hayatta. O ne yaptı sonra? Evlendi mi yeniden? Evlendi, evet. Başka kardeşlerim var mı? 2 tane kardeşim daha var. Peki siz nasıl bir dönem yaşadınız o evlendiğini? Onunla mı yaşadınız, yoksa baba anneannenle mi büyüdün? Anneannemle büyüdük de ben çok küçüktüm. Annemi çok düşkündüm. Yani annem ara ara götürüyordu beni. Öyle. Yani orada da tam bir aile ortamı yaşayamadın anladığım kadarıyla. Yakalayamadın. Yok. Yaşayamadım. Ne söylemek istersin babana şu birinci kameradan bir sesle? Ya bir kere bile ne olsa görmek istiyorum. Bir şey diyemiyorum. İnşallah hayattasındır. Bizi görmeye gelirsin diye Kerem umuyorum. Kerem de arıyor mu? Evet. O da istiyor. O da istiyor. Sen kimin nüfusuna kaydolmuşsun? Annemin. Abim de, ben de annemin üstüne. Nikah yok. Sonra demeyin Nüge niye nikah diyorsun. Sen şunu diyebilirsin. Kardeşim ben, bana ne? Nikah kıymak istemiyorum, onu yapmak istemiyorum. Tamam. Doğacak çocuğun bakalım seninle aynı fikirde mi? O çocuğun hakları var. İşte o çocuğun haklarını bulmamız lazım. Bakalım inşallah Kenan Direkçi. Aslında bir sürü bilgi var. İnşallah ortaya çıkar diye düşünüyorum. Babanın fotoğrafı yok muymuş hiç? Yok, hiç görmedim. Merak ediyor musun? Çok merak ediyorum. Bizim bir akrabada vardı aslında bir fotoğraf. Yani her işini yapardım vermesi için ama vermedi. Nasıl her işini yapardın? Yani yaptırırdı bana, vereceğim diyordu. Ha. Vermedi. Temizlik olan mı? Evet. Kimmiş ya o akraba? Adı ne? Yaşlıydı, Umman diye biri. Yaşıyor mu? Yok, vefat etti. Neyse, artık ölmüşün arkasından konuşuyorum. Aşk olsun ya Umman ya, kızla işi yaptırıp. Evet. Nenemle giderdim hani, yalvarırdım ne olur bir kere ver görüm. Göstermedi. Yani yapardım işi, yok derdi, beni kandırırdı. Kesin var mıymış elinde? Varmış ama vermiyor. Kandırmış o herhalde ya. Yok, nenem de dedi, var dedi. Yani o da daha fazla temizlik yaptı ya, bugün yarın diye. Artık bilmiyorum. Ay Allah'ım, her gün gerçekten yeni yeni şeyler öğreniyoruz ya, inanılır gibi değil yani. Bakalım inşallah Kenan Direkçi'yi tanıyan biri ya da birileri vardır, bizi arasınlar. Aslıcığım. Sana bir iyi bir kötü haberim var diyeyim. Babanı buldum. Öncelikle. Tamam, aynen. Ama istersen şu an telefon attığımızda amcam var. Adnan Direkçi var. Sen bir onunla konuş. Adnan Bey, günaydın. Günaydın efendim, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Siz Aslı'nın amcasısınız. Onu Allah bilir. Ya şöyle olabilir, aslında abinden haberleri varmış ama senden haberleri yokmuş. Yani öyle söyleyeyim. Kenan benim küçüğüm oluyor. Evet. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Kenan Direkçi benim küçük kardeşim oluyor. Ben onun abisiyim. Merhaba deyin isterseniz bir Aslı'ya önce. Aslı'cığım sen de bir merhaba Aslı de. Aslı kızım, merhaba. Merhaba. Ağlamana gerek yok. Keşke babanı bundan 25 sene önce arasaydın. Çünkü baban 2005 yılında vefat etti. Anneni ben tanıyorum. O dönemler rahmetli kardeşim beni götürmüştü misafir olarak. Bir hafta veya 4 gün veya 3 gün annengilin evinde kaldım. Anneni çok iyi hatırlıyorum. Aradan uzun zaman geçtiğine rağmen Tarsus'ta. Kardeşim uzun yıllar cezaevi yatmıştı. 2 tane resmi nikahlı eşi var. Annenden resmi nikahı yoktu. Birinden, ilkinden 2 tane çocuğu var. Bir oğlu, bir kızı vardı. İkinci eşinden 1 tane kızı var. Resmi nikahlı olan eşlerinden. Fakat gel gelelim. Rahmetli kardeşim 4-5 tane bayanla
evlilik dışı, resmi evlilik dışı beraberliği olan bayağı bir bayanlar olmuştu o dönemler. Coşmuş yani. Babam da 2005 yılında vefat etti. İnternetten Kenan Direkçi diye girdiğiniz zaman, hangi tarihte, nerede öldü, neden öldü, internetten zaten bu ortaya çıkacaktır. Girmedin mi hiç aslında? Ben üzüldüm. Keşke bundan 25 sene önce aramış olsaydın, babanı canlı canlı karşında görebilirdin. Hayatım 25 sene önce Aslı 8 yaşında zaten. Nasıl arasın babasını? Kız 33 yaşında. Yani Allah rahmet eylesin. Senin de başın sağ olsun Aslı'cığım. Allah razı olsun. Ya ben çok şey yaptım. Hani bu 182 mi bilmiyorum. O numaralar çıktı hani isim vererek bulunabiliyordu. Ben aradım ama bulamadım. Yani çok çıktı o isme göre çok çıktı. Instagram'dan girdim baktım. Yani bayağı bir kişi çıkıyor. Bir de yaygın bir ad soyad şey yapmak lazım. Anladım. Adnan Bey sizin ailenizin haberi yok muydu Aslı'dan? Hayır. Ya sadece benim haberim vardı. Hayır Aslı'yı biliyor çünkü muydunuz da... peki kızını? Ya oğlunu biliyor musunuz? Hayır ben kızımdan haberim yoktu da bir tane oğlu olduğunu biliyordum. Ama kızından haberim yoktu. Bizim fotoğrafımızı götürmüş babam sonradan gelmiş. Abimle ikimizin. Yani babaannem gelin vitrinine katmış. Annem öyle söylüyordu. Yani babam öyle söylemiş anneme. Peki babaanne dede falan hayatta mı? Yok hayır onlar da uzun yıllar oldu öyledi. Kardeşleri peki? Kardeşleri derken benim kardeşlerimden mi bahsediyorsunuz? Yok Aslı'nın kardeşleri. Hayır onlardan hiç tanıdığım bildiğim yok. Peki o zaman ben çok teşekkür ediyorum öncelikle. Aslı'cığım kız kardeşin telefon attığımızda bir alo de. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba Aslı. Aferin sana be. Nasılsın, iyi misin? Valla ben şok içerisindeyim şu anda. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Çok kızgınım. Ya sen olarak değil, rahmetliye çok kızgınım. Aslında seninle aynı duyguları paylaşıyoruz. Hani yabancı değiliz. Kendini sakın yalnız hissetme. Maalesef babamın bu tarz şeyleri vardı. Yani biz de mağdurlarıyız. Bilmiyorum daha kardeş çıkabilir de. Her şey beklenir yani. Sen kaç kardeşin olduğunu biliyordun? Benim bir tane ablamla abim olduğunu biliyordum. Yani senle 3, şimdi 2 de buradan çıktı. 5 kardeş oldunuz. Evet. Aferin sana ya, hemen bağlandı bak. Büyük, sen büyük müsün, küçük müsün acaba? Ben 35'ime gireceğim, 35'in içerisindeyim. 35, yani senin ablan oluyor. Bir ablacım diye artık, senin ablan olmamış bu zamana kadar. Ya, bilmiyorum ki. Böyle başlayacak hayatım bu işler. Bir ablacım, teşekkür ederim, sesini duydum, mutlu oldum de. Çok teşekkür ederim aradığın için, katıldığın için. Keşke yaşasaydı da onu da görseydik. Yani sorsaydım niye? Ya ben çok kızgınım. İnan ki Aslı şimdi yaşasaydı şeylerine girmek istemiyorum ama emin ol böylesi herkes için daha hayırlı. Yaşasa herhalde bir 5-10 daha çıkardı kardeş. Fotoğrafı var mı? Oraları sorgulama bence. Fotoğrafı var mı sizde? Annem de var. İyi varsa o zaman eğer gönderirseniz. Dur bakalım, şimdi aslında siz kalabalık bir ailesiniz. Şu an herkes şoke oldu çünkü senden haberi yokmuş zaten aile fertlerinin. Abini biliyorlar, ondan sonra ikinci bir kardeş daha olunca bilmiyorlar. Canım benim çok teşekkür ediyorum öncelikler adın için. Bakalım ben seni birileriyle bir buluşturayım, konuşturayım. Sen bütün merak ettiklerini oradan öğren. Sana da çok teşekkür ediyorum. Eğer annenden bir fotoğraf alabilirsen onu da... Aslı'ya iletelim çünkü Aslı hiç babasının, bak kız ne temizlikler yapmış, babasının bir fotoğrafını bile görememiş. Bence ablanla konuştuğun zaman bu duygularından biraz daha arınacaksın.
Tamam, babanı bulamadık. Allah rahmet eylesin. Başın sağ olsun. Ama başka akrabalarım var. İnşallah onlarla o özlemini çektiğin eksikliği giderirsin. Ne dersin Aslı'cığım? Ya çok istedim. Halam olsun, amcalarım olsun. Var, üvey var. Onlar da iyi, Allah razı olsun. Ama nasıl diyeyim sana, sarılmak istiyorum. Babaannemin şefkatini isterdim. Dedemin, amcalarımın. Yani başım sıkıştığında gidip sarılabilmek isterdim. Ne diyeyim ki, her çok doğal istekler bunlar yani. İnşallah. İnşallah yeni kavuşacağın kişilerle o duyguyu yaşayabilirsin. Ben de babanı merak ettim, böyle çocuk doğura doğura gezmiş. Doğurta doğurta diyeyim, ne diyeyim yani. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.